kendini bıraktığı pozisyon izliyorsunuz şu anda. Yine saha içerisinde iki takımın da aslında tam bir taktik savaşı var. Nedir bu? Ben bir puan alayım, ligde kalayım havasında oynayan bir Konya Anadolu Selçuklu Spor var. Ondan sonra yani bu, şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Giresunspor ikinci yarı saldırıp hızlı oynayıp gole gitmek zorunda. Bu takım kaç haftadır iyi oynuyor. Yani şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken, şampiyonluğun ucuna bu kadar gelmişken bu kadar kötü oynamak yani hiç kimsenin haddine değil. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kötü bir oyun var ortada. On binler, yüz binler yani ne diyeyim, herkes ekran başında, tribünler tıklım tıklım dolu. Sevgili izleyenler, tabi şu anda Kartal Spor, Hatay Spor maçında olan diğer arkadaşlarla da mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Orada 1-0'lık bir galibiyet var. 1-0'lık Kartal Spor galibiyeti var. Aslında bu pazar gününün en sevindiğimiz tarafı aslında bu. Ama diğer yandan Göztepe'nin Tarsus deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü var. Bu da artık Göztepe'nin burada ne kadar, Giresun açısından ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu son 3 hafta kala. İkinci devre başladı Giresun sporlu oyuncuların vuruşuyla. Ramazan durdu. Rıdvan var. Rıdvan. Berkan göğsüyle aldı. Gökay araya girdi. Eray, Hasan ve Selim var. Hasan bıraktı. Top taca çıkıyor. Taç atışı Giresunspor'un. Yani Berkan'ın göğüs bak göğüsle aldığı pozisyonda ne kadar hala dağınık olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Biraz toparlanmamız lazım. Yani ikinci yarıya başladık. Göğsünle direkt rakibin önüne indiriyorsun topu. Haydi çocuklar diyelim. Haydi. Haydi Giresun. Eray Çalışkan kale vuruşunu kullanacak. Selim bıraktı. Topla dışarı çıktı. Eray Çalışkan. Ergün kafayla bıraktı. Orta alanda Rıdvan. Cihan. Cihan'dan Hüsamettin solda. Yaptı ortasını. Kaleci için kolay bir top. Mehmet Zeki Uçan. Kötü bir orta. Gökay. Vedat Mora. Fikret. Hüsamettin. Yardımcı hakem. Top Giresunspor'dan çıktı diyor. Konya Anadolu Selçuklu taç atışını kullanacak. Ramazan geldi. Mehmet. Volkan Fındıklı. Mehmet Abdullah. Gökay Rıdvan. Rıdvan ve Mehmet Abdullah orada ikili mücadele. İki oyuncu yerde. Karşılaşmanın hakemi de pozisyona çok yakın düdüğünü çaldı. Selim. Ramazan durdu. Sabitsiz bir pas. Selim o da topu taça bıraktı. Kötü oynamaya devam ediyoruz. Haydi çocuklar biraz toparlamamız lazım. Berkan bırakıyor. Mehmet Abdullah. Muhammed. Ardından Özgür. Bir taç atışı daha. Vedat. Volkan. Ergün aldı. Samet Kartal. Gökay. Gökay hızlı bir oyuncu. Orada Özgür kademede. Rıdvan. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani Ramazan. Söylenecek hiçbir söz yok. Yani Can Demir Aktay. İki pozisyonda da top döndü dolaştı. Kaleci önümüze Mehmet. Düştü. Yine kaptırdık. Hasan. Çağrı ve Gökay. Berkan aldı. Berkan. Orada
Gökay Işıtan. Arkadaşına da kızıyor. Mehmet Abdullah ve Gökay arasında bir anlaşmazlık. Cihan kullanacak serbest atışı sevgili izleyenler Giresunspor'da. Cihan. 5 oyuncuyla geldi Giresunspor. Defanstan Özgür ve Selim, Cihan ceza sahası için yapılan orta gol pozisyonu. Kaleci son anda dokunuyor Mehmet. Ergün yaptı ortasını. Ramazan durdu. Çağrı. Giresunspor'un gole yaklaştığı dakika. Dakika 49. Selim. Rıdvan. Ergün. Ramazan dur diye gelmiyor Özgür. Cihan. Hasan. Samet. Hızlı bir top. Cihan alabilecek mi? Top çıkıyor. Kale vuruşu Konya Anadolu Selçuklu'nun. İkinci devrede 5 dakika geride kaldı sevgili izleyenler. Gol yok. Karşılaşma başladığı gibi devam ediyor 0-0. Mehmet Seki Uçan. Ramazan durdu. Samettin. Faul. Ramazan yerde. Evet, Ergün'ün çekmesi var ama yine bıraktı kendini. Artık ayağa kalkması lazım. Serbest vuruşu Ramazan kullanacak Konya Anadolu Selçuklu'da. Ramazan. Samettin. Samettin'den Özgür. Can Demir Aktay yükseldi. Kafayı vurdu. Hasan. Ramazan yerde bir faul evet, daha. Samet Kartal Samet. Faulü yapan isim. Evet, Giresunspor'da. Samet'in oradan uzaklaşması gerekiyor hemen. Fikret. Can Demir Aktay. Vedat Bora. Çağrı aldı. Cihan. Osayt yok. Oyun devam ediyor. Cihan. Ergün. Ergün orada. Vuramadı Volkan. Bu kez Konya Anadolu Selçuklu hızlı geliyor. Gelişine vuruş Muhammed'den. Cılız bir vuruş. Kaleci Eray'da kaldı. Topu eliyle hemen oyuna sokmaya çalıştı. Çağrı orta alanda. Ramazan kaptırdı. Samet de oynamak istedi. Geçmedi. Volkan. Şimdi Berkan. Rakibin üzerine doğru gitti. Mehmet Abdullah. Çoban'a çarpan top taça çıkıyor. Berkan. Rıdvan. Şu oyuncu geldi Rıdvan. Berkan. Korner. Biraz oyunu bunaltmamız lazım. Biraz tempoyu arttırmamız lazım. Fırat. Giresunspor yüklenmeye başladı bu dakikalarda. Cihan. Ergün alabilecek mi? Aldı. Ergün. Çağrı. İbrahim Alan. İbrahim Alan ve Çağrı. Çağrı'ya yardıma giden hiçbir oyuncu yok orada. Fikret'ten gelişi güzel bir vuruş kaleci Eray'a kadar geliyor. Eray'dan Özgür. Selim. Sağda Hasan. Boşa kaçan isim Rıdvan. Topla buluştu. İlk hareketi güzel. Mehmet Abdullah.
Çağır Ortakaya. Hüsamettin'i göremedi. Hüsamettin bomboş. Hüsamettin solda bomboş göremedi. Fikret. Fikret'ten Ramazan. Rıdvan. Çağrı Rıdvan. Çağrı. Cihan. Fikret Topaloğlu daha hızlı. Mücadeleyi de kazanan isim Ramazan Fikret. Ramazan. Muhammed yürü kursuda elini kaldırmıştı kaptanına. Muhammed'i görmedi Ramazan. Selim. Yeşil beyaz sesleri Atatürk Stadyumunda. Berkan. Fikret. Gökay. Gökay'dan Volkan. Kaptanı Ramazan durdu. Konya Anadolu Selçuklu takımının orta alan Vedat çok, Bora. Vedat çok. Bomboş. Offside. İbrahim Alan kaleci Eray'la karşı karşıya kaldı ama daha öncesinde de yardımcı hakemin bayrağı vardı. Eray en direkt vuruşu hemen kullandı. Çağrı. Özgür. Özgür'den Selim. Ergün. Erkan. Volkan. Mehmet Abdullah. Atış Giresunspor'un. Samet Kartal aldı. Çağrı Ortakaya'nın vuruşu orada Volkan'a çarpıyor. Volkan ve Can Demir Aktay ikilisi top kornere çıktı. Cihan kullanacak Giresunspor'da korner atışını. Az önce arka direğe ortayı yapmıştı. Bakalım bu kez nasıl kullanacak? Rıdvan. Mehmet Zeki Uçan vurdu. Uzaklardan vuruş yatarak. Mehmet Zeki Uçan kaleci. Konya Anadolu Selçuklu'nun kalecisi bu dakikalarda başarılı sevgili izleyenler. Oyuncu değişikliğine gidecek teknik direktör İlker Erdem. Emrah oyuna dahil olacak. Emrah Çetin. Fikret. Vedat Bora. Gökay. 4'e 4 geldi Konya Anadolu Selçuklu. Muhammed yaptı ortasını. Yine tehlikeli bir pozisyon Konya Anadolu Selçuklu adına. Vuran İbrahim Alan. Top Eray'da. Ramazan. Vedat Bora. Defans bloğunda çok sağlam bir isim Özgür. Haftalardır sakat sakat oynamasına rağmen şu dakikaya kadar süper bir iş çıkardı. Rıdvan. Gökay. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz yani. Aydın Kuzu. Topu Vedat Bora'yla buluşturmak istedi. Yardımcı hakemin bayrağı var. Offside. Oyuncu değişikliği olacak. En direkt vuruş kullanılmadan önce Konya Anadolu Selçuklu hangi oyuncuyu kenara alıyor? Bakıyoruz. Aydın Kuzu kenara geliyor. Onun yerine Emrah Çetin. Aydın Kuzu'nun da bir sakatlığı söz konusu. Seke seke kenara geliyor. Ve artık 3'te 2'lik bölümü de bir dakika sonra Giresun Atatürk Stadyumunda geride bırakacağız sevgili izleyenler. Beklenen arzulanan gol şu dakikaya kadar gelmiş değil. Karşılaşma 0-0 devam ediyor başladığı gibi. Diğer karşılaşmalarda da Kartal'ın 1-0 üstünlüğü var Hatay'a karşı. Göztepe'de Tarsus'un deplasmanda 1-0 yeniyor şu dakikalarda. Karşılaşmalarda skorlar böyle.
gol atmamız lazım. Berkan, Samet Kartal. Faul bekledi, oyun devam ediyor. Selim ve Özgür. Eray, iki oyuncuyu birden yanına çağırdı Mehmet Birinci. Adlan ve Uğur. Selim. Samet hiç hareketlenmedi. Hareketlenseydi ofsayt olacaktı. Hasan taç atışını kullanacak Giresunspor'da. Samet. Ramazan durdu. Özgür'den Sekmez. Rakibine de çarptırdı. Taç atışı Giresunspor'un oldu. Evet, yani geldiklerinde ne kadar tehlikeli olduklarını görüyorsun. Şurada bir gol yesek her şey alt üst olur. Her şey alt üst olur. Göztepe 60 yapıyor bu durumda. Evet. Bir anda bu skorlarda Giresunspor'un rakibi hem Hatay belki devreden çıkacak ama Göztepe devreye girmiş olacak. Bu karşılaşmadan sonra son iki hafta var sevgili izleyenler, Hatay ve Yeni Malatya. Önce Hatay ile oynanacak, daha sonra Yeni Malatya ile. Son müsabaka Giresun Atatürk Stadyumunda, onu da belirtelim. Adlan. Yedek kulübesine baktığımızda Sayın Kuş, yedek bir forveti de göremiyoruz. Genelde defans ve orta saha ağırlıklı. Yani şu ana kadar kötü oynadık ama dediğim gibi hep Giresun'un bir kırılma anı vardır, bir kırılma noktası vardır. Kaleciden çift yumruk Mehmet Zeki Uçan. Selim. Ben ısrarla bu kırılma noktasını bekliyorum. Özgür Rıdvan. Cihan Rıdvan. Cihan. Paslaşmalar bakalım neler getirecek. Her gün Cihan'ın gerisine düştü. Rıdvan'dan çağrı. Ergün. Kötü bir vuruş. Ergün de orada düştü, kalktı, topa vurdu. Uğur ve Adlan. Şöyle baktığımda Berkan'ı oyundan alabilir. Berkan ve Cihan sevgili izleyenler kenara gelebilirler. İkisi de oyundan düştüler. Bakalım nasıl değişiklik yapacak Mehmet Birinci. Tabelada da bir problem var. Rıdvan'ı çağırdı. Rıdvan çıkacak. Rıdvan ve Cihan. Evet. Rıdvan'ın yerine Adlan, Cihan'ın yerine de Uğur oyuna dahil oldu. Dakika 62. Geçtiğimiz hafta Çanakkale Dardanel karşılaşmasında ikinci devrede oyuna giren Uğur oyunun şeklini bir anda değiştirmişti. Bakalım neler yapacak bugün. Aman yine bak. Yine ortalama. Vedat Bora. Muhammed. Topla buluştu. Gökay pas istedi. Muhammed. Tevfik bıraktı. Bir ara pası. Özgür çok akıllı bir hareket. Ve top da out'a çıkıyor. Yani orta alanda top çevirmemiz lazım. Topu çevirsek bence Giresunspor'un etkili oyunda tekrar geri döneceğiz. Ama topu çevirmemiz lazım. Az önce oyuna dahil olan Emrah kalecisiyle oynadı. Mehmet'le Hasan Güler yüz. Selim.
Özgür. Herkesin beklentisi gol sevgili izleyenler, Giresun Atatürk Stadyumunda. Ama Fırat, şu dakikaya kadar yani gol yok. Golü atayım derken gol yememek lazım. Ya bu da bence en önemli şu anda konuşulması gereken, teknik heyetin düşünmesi gereken meselelerden bir tanesi. Ramazan. Muhammed. Yani Hatay'ın yenildiği bir yerde biz berabere kalırsak işimiz yine çok kolay olacak. Çünkü kolay olmayacak. Kolay olacak çünkü Göztepe bizim iki maç üst üste yenilmemizi bekleyecek. O yüzden şu anda bunları düşünmek istemiyorum. Daha 64. dakika, bize gol lazım. Özgür. Taraftarın da biraz toparlanması lazım bu arada. Çağrı. Şunları yapamıyoruz. Bakın önümüzdeki topların hiçbirini atamıyoruz. Bak. Can Demir. Can Demir orada Gökay'ı görmedi. Gökay da isyan ediyor. Kendi şansını kendi yarattı. Arkadaşı da boştu o pozisyonda. Şimdi çıkarken de top kaptırmaya başladık. Kaleci Eray. Eray'ın da hızlı çıkması lazım artık. Fikret'in yapmış olduğu orta. Top Eray'da kaldı. Adlan. Oralarda dikkatli olmak gerekiyor. Özgür. Samet. Volkan. Volkan'dan Mehmet. Muhammed. Yine Özgür. Özgür. Mehmet Abdullah. Mehmet Abdullah. Mehmet Abdullah tek başına girdi ve sevgili izleyenler, görüyorsunuz 4 tane 5 tane oyuncuyu geçti ve golünü kaydetti dakika 65. İşte Sayın Kuş'un ve bizim anlatmak istediğimiz buydu. Dikkatli olmak gerekiyor ama öyle bir geldi ki Mehmet Abdullah Çoban herkesi dizdi ve şu anda izliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. oyuncuyu da geçti. Kaleci Eray'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Eray'ın yapacağı hiçbir şey yok bu pozisyonda. Giresun Spor 0, Konya Anadolu Selçuklu 1 oldu. Dakika 66. Ve formasını çıkardığı için de sarı kart görecek Mehmet Abdullah Çoban. Sayın Kuş, golün geleceği bir dakika önceden belliydi. Evet. Az önce de defanstan çıkan, yine defans bloğundan çıkan Can Demir Aktay, Gökay'la topu buluştursaydı yine gol pozisyonundaydı. Gol pozisyonu olacaktı. Giresun sporlu oyuncular uyanamadı. Adlan. Pas hataları devam ediyor Giresun Spor'da. Emrah. Emrah'tan Muhammed. Hasan'a çarpan top. Taca çıktı. Tuncay oyuna alacak Mehmet Birinci. Üçüncü değişikliğini yapacak. Mehmet Abdullah. Emrah. Onu karşılayan iki isim. Selim Hasan. Selim. Selim'den Özgür. Birçok karşılaşmayı Giresunspor 1-0'dan çevirmişti. Samet Kartal orada topu kaptırıyor. Volkan. Volkan'dan Gökay. Hızlı bir top. İbrahim'le oynamak istedi Gökay. Hüsamettin. Hüsamettin. Adlan. Özgür. Çağrı Ortakaya. Top bekleyen Berkan var, Hasan var. Ceza sahası içinde Berkan. Yaptı ortasını ama orada top Ergün'ü geçti. Hasan. Çağrı. Ramazan bozdu. Faul. Serbest vuruş Giresun Spor'un. Çağrı topun başında olan isim. Tuncay az sonra Giresun Spor'da 3. oyuncu olarak oyuna dahil olacak. Dakika 68. Giresunspor 0, Konya Anadolu Selçuklu 1. Yani Özgür. Sıkıntı bu. Özgür'den Selim.
Muhammed. İbrahim. Muhammed. Çok rahat top çevirmeye başladı Konya Anadolu. Adlan. Özgür. Orta alanda Çağrı. Samet Kartal. Yuh. Uğur. Çok kötü. İnanılmaz. Bir orta. İnanılmaz. Samet inanılmaz. Orada müsait durumda Uğur'u gördü. Uğur'dan böyle bir orta beklenmiyordu. Berkan gelecek kenara. Tuncay oyuna dahil olacak. Dakika 70 sevgili izleyenler. Kronometreye göre, bizim saatimize göre de son 20 dakika karşılaşmada. Konya Anadolu'nun Mehmet Abdullah Çoban'la bulmuş olduğu gol var. 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Şu anda ekran başında olan binlerce, on binlerce Giresunlu Giresunspor'dan gol bekliyor ama bu dakikaya kadar da Giresunspor etkili oyununu bir türlü sahaya yansıtamadı. Hasan. İnanılmaz. İbrahim Alan. İbrahim Alan da bomboş Hasan. Pozisyonda kötü bir pas. Yani bütün futbolcular sanki hani okunmuş gibi inanılmaz hatalar yapıyorlar. Ayaklarındaki topları dahi kaptırıyorlar. Şans faktörü burada da devam ediyor. Evet. İbrahim orada arkadaşını görmek istedi ama kötü bir pas verdi. Giresunspor adına da şans dakikaları, bunu yeşil beyazlı ekip iyi değerlendirmeli. Hüsamettin, Adnan. Evet, evet. Özgür. Çağrı Ortakaya. Tuncay. Tuncay'dan Hasan. Hadi. Hasan nereye? Hasan'ı Selim. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Hasan'a, Hasan'a da bir çözüm bulmak lazım. Fırat, Hasan inanılmaz hatalar yapıyor. İnanılmaz hatalar yapıyor Hasan. Artık tabii ki 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Bu dakikadan sonra bu futbolcularla devam edecek evet. Giresunspor. Bir sakatlık var. Bu sakatlık arasında sevgili izleyenler, projeler var, kampanyalar var. Giresunspor kampanyası, herkesin destek olması istiyoruz. Ve Ankara'dan beni aradılar. Ankara Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri çok önemli ve anlamlı bir kampanyaya imza atıyorlar. Engel Sen Olma adını verdikleri kampanyada engelli araç yerlerinin gerçek sahiplerine bırakılmasına vurgu yapıyorlar. Aferin bu çocuklara. Geleceğimizin tabii ki öğrencileri bunlar ve geleceğimiz onlara emanet olacak. Bu çocuklarda iş var. Çok teşekkür ediyoruz engelliler adına. Emrah. Fikret. Ramazan durdu. Mehmet Abdullah golü atan isim. Hasan ve Muhammed var. Offside. Endrek vuruş. Giresunspor'un. İbrahim Alan oyun dışındaydı. Tedavisi oyun dışında sürdü ve şimdi oyunda. Yaser Hacı Mustafaoğlu oyuna girecek. Konya Anadolu Selçuklu'da genç bir isim. Samet. Ergün Samet. Hasan. Hasan da topu dışarı gönderdi. Yani Hasan artık, hani yeter diyoruz artık Hasan. Şu ortayı da yap artık yani. Hasan'da ne var bugün anlamış değilim. Konya Anadolu Selçuklu ikinci golü istiyor sevgili izleyenler. Gördüğümüz o forvet hattına bir oyuncu alacak. İlker Erdem. Ve tam tersini yapıyor. Giresun'un saldıracağını biliyor. Kafayla indirdi. İkinci gol. Tehlikesi Giresunspor'da Hüsamettin. Yerinde bir müdahale. Son anda Hüsamettin. Orada Emrah vardı. İbrahim Alan kafayla indirmişti. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Eğer Hüsamettin orada topa dokunmasaydı sevgili izleyenler. İbrahim kenara gelecek. Onun yerine Yaser Hacı Mustafaoğlu oyuna dahil olacak Konya Anadolu Selçuklu'da.
Konya temsilcisi deplasmanlarda Tokat, Sarıyer, Aydınspor'a 2-0, Pendik, Kartal, Yeni Malatya'ya 2-1, İnegöl ve Gaziosmanpaşa'ya 1-0, Göztepe'ye 3-1 mağlup olurken Hatay'la 1-1, Çankırspor'la 0-0 berabere kaldı. Kırklareli Spor'u 2-1, Dardanel, Turgutlu ve Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmalar sonunda 14 puan topladı Konya temsilcisi. Az önce oyuna dahil olan Yaser kafeye vurdu. Volkan. Özgür. Samet Kartal. Mehmet Zeki Uçan. Hızlı bir pas Samet'ten. Ağır adımlarla Mehmet Zeki Uçan top arkadaşıyla buluşurdu. Fikret. Emrah. Fikret. Ramazan durdu. Gökay. Offside, offside. Yardımcı hakemin bayrağı var. Bora Alada. Son 15 dakika. Giresunspor gol veya goller istiyor ama bu dakikaya kadar onu da başarabilmiş değil. Hatayspor'un deplasmanda 1-0 mağlubiyeti devam ediyor. Göztepe deplasmanda galip. Tuncay orada aradan geçmek istedi. Kaleci Mehmet Zeki Uçan. Ve Samet'in topa basıp pas organizasyonu yapması lazım. Vedat Bora. Faul. Adnan orada arkadan müdahalede bulunuyor. Vedat yerde. Şunu da söyleyelim sevgili izleyenler. Konya Anadolu Selçuklu'ya komşu ilimiz Orduspor kapılarını açtı. Perşembe günü yola çıkmışlardı. Cuma Ordu'da. Orada kamp yaptılar. 2 gün boyunca Durugöl tesislerinde çalıştılar. Ve bugün bu karşılaşmaya o çalışmalarla çıktılar. Mehmet birinci Selim'i yanına çağırdı. Ona bir şeyler anlatıyor şu anda. Ve görüntülerde de Konya Anadolu Selçuklu sporlu oyuncu hemen kenara gidecek. Kenara götürülecek. Tedavisi orada devam edecek. Bu arada orada bir kart var herhalde. Adlan kartı gören oyuncu Giresunspor'da pozisyonun içinde olan isim oydu çünkü. Ramazan durdu. Özgür. Ramazan. İnanılmaz. Fet. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Resmen Özgür'den Uğur. Çağrı bıraktı. Orada Mehmet Abdullah Çoban. Selim'e gelen top. Selim'den Tuncay. Hasan. Volkan Fındıklı. Ramazan durdu. Volkan. Tuncay. Gökay aldı. Bir pas hatası ondan. Hasan'dan Çağrı. İnanılmaz. Yani yaptığımız hataları görünce Volkan resmen Hasan'ı geçmedi. Muhammed vardı. Selim. Selim'den Tuncay. Selim. Ergün. Muhammed. İkili sıkıştırma. Bayrak havada faul. Bir genç oyuncu daha Konya Anadolu'da, İsmail Güven. Vedat Bora. Az önce sevgili izleyenler yerde kalmıştı Vedat. Bir sakatlığı vardı. Oyuna devam edemeyecek. Özgür. Hasan. Taç atışı. Giresunspor'un.
Hasan Güler yüz. Diğer müsabakalarda bir değişiklik yok şu dakikaya kadar. Giresunspor'u ilgilendiren karşılaşmalardan söz ediyoruz tabii ki. Çağrı. Burak Taş. Ters vuruş orada. Can Demir Aktay'dan top kornere çıkıyor. Uğur kullanacak korneri. Burak Taş. Ramazan Özgür, orası karıştı. Ceza sahası içi. Altı pasın üzerinde tartışmalar var. Hakemden de uyarılar. İki oyuncuyu çağırdı. Gökay ve Ergün. İki oyuncuya da sarı kart. Evet, son 10 dakika artık Fırat. Biraz daha sakin olmak lazım. Biraz daha topu yere indirmek lazım. Yani haftalardır galip takım. Burak Taş. Ergün ceza sahası içi, kalabalık, top üstlükten geri döndü. Ve gol geldi. Gol geldi. Özgür. Evet. Defastan koptu, geldi Özgür. Golü kaydetti. Durum 1-1 oldu. Dakika 80. Direkten dönen top. Özgür'ün dokunması bir kez daha izleyeceğiz sevgili izleyenler. Şimdi Atatürk Stadyumunda Giresunspor 1, Konya Anadolu Selçuklu 1 oldu. Tribünler ayakta. Şimdi Fırat, az önce yani mikrofonun arkasında Bağcılar Belediye Başkanı ile konuşuyordum, Lokman Çağrıcı'yla. Yani şunu dedi, biraz sakin olmak lazım. Üzerimizde nazar var dedi, nazar. Nazar var dedi. Lokman Bey'in de şansı diyelim biz buna. Şans golü diyelim. Lokman Çağrıcı'nın şansı mı diyelim artık? Ya ne dersen de, yani dedi ki haftalardır burada galipsin. Üzerinde dedi nazar var. Biraz dedi herkesi dedi sükunete davet etmek lazım. Yani gerginliğin kimseye faydası yok gerginliğin. Ergün bıraktı. Tuncay. Mehmet Abdullah. Muhammed. Selim ve Hasan. Evet, hakem bu arada yani hemen dışarı alınsın istiyor. Çünkü o kadar çok sakatlık olmaya başladı ki bundan sonra Konya Anadolu'nun bir puana yatacağını artık o da anladı. Hemen dışarı alalım diyor. Hareketleriyle hemen dışarı alalım diyor. Bu arada Hatay maçını sen görebiliyor musun oradan? Evet, burada basın mensubu arkadaşlar da var. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. İstanbul'da Kartal'da Kartalspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Sakatlık vardı sevgili izleyenler, karşılaşma durdu. Evet, az önce dediğim gibi Hatayspor deplasmanda 1-0 mağlup. Göztepe Tarsus deplasmanında müsabakayı önde götürüyor. Burada da Atatürk Stadyumunda karşılaşma 1-1 oldu. Çağrı, Hüsamettin, Burak Taş, Can Demir Aktay, Çağrı, Adnan, Samet Kartal, Hüsamettin, Muhammed yürü kursu da oyuna dahil olacak. Ergün ceza sahası içine bıraktı. Kaleci Mehmet Zeki Uçan kafayı vuran orada. Volkan Fındıklı oldu. Topu kalecisiyle buluşturdu. Volkan. Selim. Topun taça çıkmasını sevgili izleyenler sağlıyor. Ve Giresunspor atışı kullanacak Hasan. Heyecan has safhada.
Dakika 84. Giresunspor 1, Konya Anadolu Selçuklu 1. Şampiyonluğa koşan Giresunspor, kümede kalmak isteyen Anadolu Selçuklu. Mehmet Abdullah, İsmail Güven, Ramazan Durdu, Fikret, İsmail Güven, Hüsamettin, Uğur, topa müdahale etmekte biraz gecikti diyelim. Aslında hızlı bir oyuncu ama top da ondan daha fazla hızlı olunca da kaleci Mehmet Zeki Uçan'a giden bir top oldu. Fikret, Ramazan, İsmail Güven, Ramazan, Fikret, İsmail Güven, Samet Kartal aldı. Samet, Tuncay Boş, Tuncay'la buluşturdu. Tuncay kafasını kaldırdı, yaptı ortasını kaleci. Ve eğer Samet Kartal orada, evet, dokundu mu? Hayır. Offside. Hendrik vuruş Konya'nın. Ve dakika 85. Son 5 dakika. Giresun Atatürk Stadyumu'nda çoğunluk ayakta sevgili izleyenler. Şimdi diğer tarafta İlhami ile görüştüm. Hatay Kartal Hatay maçında Hatayspor bomboş kaleye kaçırdı diyor. Şimdi kaçırdı diyor. Yani tek kale oynuyor Hatay. Bunu söylüyorlar. Üstüne basa basa söylüyorlar. Yani sevgili Lokman Çağrıcı da, onunla da az önce de görüştüm. Artık dua edilsin diyor. Dua. Ben dua ediyorum şu anda Giresunspor'a diyor. Berabere kalsak da diyor, çok fazla bir sıkıntı yok. Bak Hatay mağlup diyor. En kötü ihtimal Hatay berabere kalacak diyor. Yani bunun üzerine basa basa söylüyorum sevgili izleyenler. Burada bugün bu takım hiç bu kadar kötü oynamadı. Nazar var burada. Nazar mı dedi? Ne dersek diyelim artık yani. Artık adını koyamayacağımız bir durumdayız ama daha geride 10 dakikamız var. Yani 86. dakikadayız. Bu maç uzayacak. Hasan, Tuncay. Tuncay, Samet Kartal. Orada Ergün'e gelmiyor Mehmet Zeki Uçan. İki takımın oyuncularında da yorgunluk gözlemleniyor. Selim, Adlan. Taç atışı Giresunspor'un. Hasan Güler yüz. Hasan arkadaşlarına bir baktı. Taç atışını kullandı. Çağrı. Hasan Ergün. Samet Kartal. Mehmet Zeki Uçan. ...90 dakikanın sona ermesine 2,5 dakika kaldı Giresun Atatürk Stadyumunda. Fikret, Ramazan, Gökay, Emrah, Fikret üçlüsü, İsmail Güven kanat değiştirdi, Mehmet Abdullah, Muhammed var, Selim, Hasan ve Tuncay. Faul, serbest vuruş Giresunspor'un. Mehmet Birinci futbolcularına çıkın diyor. Selim, Ergün, Samet Kartal. Samet Kartal'ın vuruşu Ramazan'a çarpıyor. Top kaleci Mehmet Zeki Uçan'da. Gökay, Özgür araya girdi. Adlan,
Adlan kaptırdı. Pauli de yaptı. Suat Hoca'dan büyük tepki var futbolcusuna. Ve dakika 89. Eşitlik var, 1-1 devam ediyor karşılaşma. Konya'nın oyuncusu Selçuklu, Mehmet Abdullah'la öne geçti. Özgür'le karşılık verdi Giresunspor. Emrah, Emrah'tan Fikret, Gökay, İsmail Güven. Samet Kartal, kaçan Tuncay var. Samet. Ramazan durdu. Fikret. Yaser yerde. Faul. 6 dakika uzatma. 96+. 6 dakika sevgili izleyenler. Yalnız yani İlker Erdem yani rahatsız hareketler yapıyor kenarda. Yani Konya Anadolu Selçuklu'nun hocası burada Giresunspor taraftarının önünde abuk subuk hareketler yapıyor yani. Volkan Fındıklı topun başında olan isim Konya Anadolu Selçuklu'da. Giresunspor için şans diyelim sevgili izleyenler. 6 dakika uzatma var. Uzatma dakikaları da başladı. Kaleci Eray. Negaşını yaptı. Mehmet Abdullah Çoban. Selim'den Adlan. Samet. Faul. Can Demir Aktay yerde kalan isim. Sevgili izleyenler, karşılaşmalar böyle biterse Giresunspor 64 yapıyor. Hatay 59'da kalacak. Göztepe 60 yapacak. İkinci sıraya yerleşecek Göztepe. Puan farkı 4'e düşecek. Hatay'la puan farkı 5'e çıkacak. Ve uzatma dakikalarında bir dakikada geride kaldı. Can Demir Aktay şu anda ayağa kalktı sevgili izleyenler. Oyuna devam edecek Konya Anadolu Selçuklu'da. Kartal'ın üstünlüğü devam ediyor Hatay karşısında. Bildiğiniz üzere Giresunspor gelecek hafta Hatay deplasmanına gidecek. O karşılaşma içinde artık bugünden bir şey diyemiyoruz Mavi Karadeniz ailesi olarak sevgili izleyenler. Hafta içi görüşmeler tabii ki yapılacak. Evet yani. Ramazan durdu. Yani herhalde bu yerde yatılan 2 dakikalık süreyi hoca oynatacak herhalde. Ekleyecektir mutlaka. Ekleyecektir. Hasan Güler yüz. Tuncay. Hasan. Emrah. Çağrı Ortakay'a aldı. Muhammed. Eray çıktı, aldı. Hızlı bir şekilde de topu oyuna soktu. Güzel bir hareket Uğur'dan. Atış Giresunspor'un. Uğur. Samet'e geldi. Samet. Ergün'den önce Volkan Fındıklı. Özgür. Topla buluşan Selim. Tuncay orada pres yapabilirdi. Yaptı ama etkili olmadı. Giresunspor'a golü kaydeden Mehmet Abdullah Çoban vücudunda kullandı ve top out'a çıktı. Kale vuruşu Konya Anadolu Selçuklu'nun Mehmet Zeki Uçan.
İki tarafta sevgili izleyenler tabii ki karşılaşmayı kazanmak adına mücadele veriyor. Karşılaşma bir bir devam ediyor. Çağrı, Uğur, Hasan, Ergün, Hasan, Volkan Fındıklı, Adnan kafayla bıraktı. Mehmet Zeki Uçan, İsmail Güven, Selim yükseldi kafayı vurdu, Hasan, Tuncay, Çağrı, gol pozisyonu, orada Samet Kartal ama Mehmet Zeki Uçan sakatlanma pahasına yattı, topu aldı. Giresunspor için önemli bir hafta sevgili yani izleyenler. İnanılmaz, çünkü inanılmaz, en yakın rakibi inanılmaz. Hatay Kartal'da takılıyor. Şu anda Kartal 1-0 önde götürüyor müsabakayı. Ama Giresunspor da şu anda 2 puan kaybetmek üzere. Karşılaşma 1-1 devam ediyor. Fırat daha futbolda hiçbir şey bitmiş değil. Yani hakem düdük çalmadan bu 6 dakikanın bitmez. 6 dakikanın yani mutlaka hoca bunları ekleyecektir, öyle tahmin ediyorum. Gelecek hafta Hatay Giresunspor, Göztepe Pendik deplasmanına gidecek. Zorlu bir deplasman Pendik deplasmanı. Giresunspor Hatay'dan galibiyetle dönerse zaten şampiyonluk turu atılacak Hatay'da. Şu anda durum 1-1 sevgili izleyenler. Artık her şey 2 dakika içinde netlik kazanacak. Ya bu karşılaşma 1-1 bitecek ya da iki takımdan biri kazanacak. Mehmet Zeki Uçan hakem de saatini sürekli olarak kontrol ediyor. Hüsamettin. Muhammed. Emrah aldı. Korner direğine yakın bir bölge. Top da taça çıktı. Daha hızlı olması gerekir Giresunsporlu oyuncuların. Bir anlaşmazlık orada. Özgür bıraktı. Gökay. Hasan. Ramazan durdu. Son evet, şans. Evet, şu anda inanılmaz işler yapıyoruz. İnanılmaz. Ve karşılaşma işler bitiyor sevgili izleyenler. Giresunspor 1, Konya Anadolu Selçuklu 1. Giresunspor 2 puan kaybetti. Kartal Spor'a Giresunsporlu teknik heyet, futbolcular, yönetim, taraftarlar büyük bir ihtimalle teşekkür edecektir. Çünkü Hatay Spor'u Kartal Spor yeniyor. Tabii karşılaşmanın skoru bize ulaşmadı ama 1-0 Kartal Spor'un üstünlüğü vardı. Fakat bu kez de Göztepe gitti deplasmanda. Tarsus karşısında galip geldi. Ve Göztepe sevgili izleyenler puanını 60'a çıkartıyor bu durumda. Hatay 59'da kalıyor. Giresunspor 64 yapıyor. Şu anda fark yine 4. Göztepe'ye 4, Hatay'a 5 puan fark atılmış durumda. Ama karşılaşmalardan net skorlar şu dakikada gelecek. Biz de sizlere aktarmaya çalışacağız.